Herkese merhaba arkadaşlar. Harry Potter sevenlerin beklediği bir oyun geldi. Biz daha önce hiç AAA yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu oynamamıştık. Ve geldi, ben 40 saatte bitirdim. Ve incelemesini yapacağız. Şu duyduğunuz müzikten ve girişten etkilenmiyorsanız, Harry Potter sevmiyorsanız oyunu almanızın bir anlamı yok. Oyun kendi içinde bir oyun olarak da güzel, Harry Potter evrenindeki bir şey olarak da güzel yani. Hogwarts'ı da çok güzel yapmışlar. Hemen hikayemizden başlayalım. Hogwarts'a 5. yıl öğrencisi olarak başlıyoruz. Harry Potter evreninden 100 yıl önce geçiyor. Ve Hogwarts'a doğru yola çıkarken, bunlar biz değiliz tabii ki, bir bakanlıktan bir çalışan George bir tane böyle bir şey çıkartıyor. Bizim karakterimiz kadim büyüyü diye bir şey uydurmuşlar. Kadim büyüye erişim sağlayabiliyor, görebiliyor ne olduğunu. Diğer büyücüler göremiyor. Sadece birkaç kişi kadim büyüye, antik büyüye erişim sağlayabiliyor. Biz bunu çıkardık böyle, açtık. Aa, bunu nasıl yaptın derken birden bir ejderha saldırıyor. Oyunun ilk 40 dakikasını anlatıyorum bu arada. Yani spoiler vermeyeceğim. Oyunun başını anlatıyorum. Burada bak, çok önemli bir detay var. Ejderha saldırır saldırmaz arkada, bak arkada teresiyıllar beliriyor. Çünkü az önce bakanlıkta çalışan George'un öldüğüne şahit olduk. Ve bu çok güzel bir detay. Oyunun her aşamasında böyle detaylar var. Filmin ve kitapların hayranları tarafından yapılmış bir oyun. Gerçekten çok kaliteli olmuş. Kendileri ekstra bir şeyler eklemişler ama rahatsız etmedi beni asla. Böyle bir başlangıç yapıyoruz. Bu anahtarımızda bir port key ve bunu alıyoruz. Ve ejderhadan kaçtıktan sonra başka bir yere ışınlanıyoruz, antik bir yere. Ve buradan sonra oyun başlamış oluyor. Ne, grafikler çok güzel, büyüler çok güzel. Yani yapmışlar abi, yani yapmışlar, anlıyor musunuz? Hemen oradan sonra Gringotts'a geçiyoruz. Aynı şeyin Harry Potter'ın ilk filminin başlangıcı gibi. Yani önce Gringotts'a gidilecek. Yani Gringotts'a gidiyoruz. Çünkü bu bir bulduğumuz anahtar şeyin anahtarı. Gringotts'ta yüzyıllardır açılmamış bir kasanın anahtarı. Bu kasaya giriyoruz. Şurada, burası kasanın içi. Kasanın içi de garip bir yer bu arada, söyleyeyim. Kasanın içi, antik büyü izlerini takip ediyoruz. Artık kadim büyü mü nasıl çevriliyorsa, ancient kadim. Orada bir tane pensiyi buluyoruz. Dumbledore'un pensiyi gibi. Ve bir anıya bakıyoruz arkadaşlar. Bu anıda kadim büyünün koruyucuları var. Bunlar da 4 kişi. Aynı şeyden esinlenmişler. Okul kurucuları 4 kişi ya. 4 tane de kadim büyü koruyucusu var. Bu kadim büyüyü herkes göremiyor. Arkadaşlar böyle bir sıkıntı var. Sadece seçilmiş birkaç büyücü kadim büyüyü görüp kullanabiliyor veya takip edebiliyor. Böyle bir hikayesi var. Bu kadim büyücüler bir şeyler bırakıyor pensivlere. Bu bizim baktığımız şeye, biz takip edebilelim diye. Ya da kadim büyüyü görebilen, kullanabilen insanlar takip etsin diye bir şeyler bırakıyorlar arkalarında. Sonra oyunumuzun baş kötüsü geliyor. Baş kötü bir goblin. Goblin olması bence çok iyi düşünülmüş. Neden diyeceksiniz? Godric Gryffindor zamanında Goblin isyanı çıkmış arkadaşlar. Neden? Godric Gryffindor'un kılıcı yüzünden. Goblinlerin inanışına göre, ya bir şey yapıldığı zaman goblin metalinden veya goblinler bir şey yaptığı zaman sadece kiralanıyor o ömür boyu. Öyle bir sistemleri var, inanışları var. Yani goblin kılıç, goblin yapımı bir kılıç var. Godric Gryffindor'un kılıcı. Gryffindor öldüğü zaman üstünde hak iddia etmiş goblinler ve böyle bir isyan çıkmış önceden. Tabii bunun bu oyunla hiçbir alakası yok. Goblin isyanı olması biraz mantıklı ve güzel. Ondan bahsetmek istedim. Bu goblin abimizin adı Ranrok. Diyor ki, ne bulduysanız bana verin. Yanındaki goblin diyor ki, anahtarları vardı. Bunlar doğru düzgün girdiler. Sen bir sus diyor. Sen ne ayaksın diyor. İşte istiyor falan. Bu daha güçlü bir şeymiş. İşte birden çatışmaya başlıyorlar. Tabii bu goblin abimiz biraz güçlü çıkıyor. Ve bizi orada patates ediyor. Güçlü bayağı yani. Sonra birden bir tane hava kararıyor, bir şeyler oluyor. Şövalye çıkıyor kocaman.
pensil koruyucusu, işte bu anıların koruyucusu çıkıyor. Biz de oradan sıyrılıyoruz, kaçıyoruz falan filan. Kaçıyoruz derken Hogwarts'a gidiyoruz yani. Hogwarts'a gidiyoruz ve oyunumuz başlıyor. Bundan sonraki şeyler güzel yani. Bir sürü derse giriyoruz. İşte iksir yapıyoruz, botani dersine gidiyoruz, uçuş dersi yapıyoruz. Uçuyoruz, uçuyoruz. Bir sürü dersimiz var. Hayvan dersleri var. Yani bütün gördüğünüz dersler var. Divination dersi var. Ne diyeyim sonra böyle kısa kısa derslere giriyoruz. Sonra astronomi dersi falan var. Öyle bayağı dersten derse geziyoruz. Büyüler öğreniyoruz derslerde ana hikaye olarak. Sonra bazı büyüleri açmanız gerekiyor. Açmanız için de çeşitli görevler yapmanız gerekiyor. Hogwarts'un içi de dışı da çok detaylı olmuş. Açık dünya arkadaşlar bu oyun. Yani şu an Hogwarts'un kendisini görüyorsunuz. Yani sezon sezon değişiyor mesela. Christmas'ta değişiyor, işte Halloween'de değişiyor. Şu an Halloween şeyini görüyorsunuz. Hogwarts ve çevresini mükemmel tasarlamışlar. Yani ne ararsanız var. Hogwarts'un içi çok güzel. Aradığınız her yer var. Sonra her şeyi koymuşlar yani. Hogsmeade var, yasaklı orman var. Ayrıyetten bir sürü oyuna özel yerler var. Oyun tamamıyla bir açık dünya olmuş. Combat sisteminden bahsedelim. Combat sistemi renklere ayrılmış. Gördüğünüz gibi mavi kalkanlı bir düşmanımız var ve mavi büyüyle hareket ediyoruz. Onun kalkanını mavi büyüyle kırıyoruz. 3 tane farklı renk var. Mavi, kırmızı ve sarı. Mavi biraz mora çalıyor, mor da olabilir. Aranızda karar verirsiniz artık mavi mi, mor mu. Oyun dengeli olsun, RPG olsun diye böyle bir sistem kullanmışlar. Çünkü RPG yöleri gayet güzel olmuş. Verdiğiniz puanlar gayet önemli ve geliştiğinizi hissedebiliyorsunuz verdiğiniz puanlara göre. Filmlerdeki gibi büyü sistemi olsaydı daha güzel olmazdı. Yani çok dengesiz olurdu diye düşünüyorum. Geliştiğinizi hissedebiliyorsunuz RPG olarak, oyun olarak bakarsanız. Oyuna affedilmez büyüleri de koymuşlar. Siz kullanabiliyorsunuz ve oyunun sonlarına doğru açılıyor ve kullanması aşırı güçlü hissettiriyor. O yüzden oyunun sonlarına doğru koymuşlar. Her şeyimi beğendim, her şeyi beğenmedim arkadaşlar. Boss savaşları yok ve olanlar da çok kötü. Öyle söyleyeyim. Quidditch yok. Onun dışında hikayesi biraz klişe geldi ama keyif aldım mı aldım. İncelememiz bu kadardı. Zaten her şey Harry Potter seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ona bakıyor. Eğer Harry Potter seviyorsanız alabilirsiniz. Beğenerek abone olarak destek olabilirseniz çok sevinirim. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.